Estağfirullahalazim. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah azim el kerim el rahim el lezi la ilahe illa hu el hayyel kayyum etubi ileyh. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente felaktir men abduk ve ene ala ahdik ve adik ve istata'at avzuka min şerri ma sana'at. Ebu leke biyemetek aleyh ve ebu bizemri fagfir fe innehu la yaghfir zunub illa ent. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من همسات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة من كل عين لامة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, iman nimetiyle bizleri şereflendiren yüce ve ulu Allah'ımız, senden af dileriz, senden bağışlanma dileriz. Ellerimizi yalnızca sana açar, alnımızı ancak senin için secdeye çeviririz ve sadece ve yalnızca senin huzurunda boyun büker eğiliriz. Ya İlahi, mübarek kitabında, peygamberlerinin kıssalarında siz Allah'tan af dilediğiniz sürece Allah size azap edici değildir. Ondan bağışlanma dilediğiniz sürece onun lütuf ve ihsanını bulmaya da devam edersiniz buyuruyor. Duamıza istiğfar ile başlıyoruz. Affedilmedik günahımızı bırakma ya Rabbi. Ya İlahi, senin adına, senin adına sığınarak ki o adların Rahman ve Rahim'dir. Esirgeyen ve bağışlayandır. Bu mübarek isimlerin hatırına sen de bize esirgen, bize merhamet et, bize bağışını göster. Lütuf ve cömertliğini hayatımıza tattır ya Rabbi. Sana hamd ederiz. Şikayet ettiğimizi sandığımız ya da şikayet etmeyi gerekçe saydığımız şeyleri yan tarafa koysak, karşılıksız verdiklerini sol tarafa koysak, el hak verdiklerin o kadar çoktur ki ve atakum min kulli ma saltumu ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Size o kadar çok şey verdim ki verdiklerimi saymaya kalksanız asla bitiremezsiniz buyurduğun ayetin hakikati gerçek olur. Ya Rabbi, verdiklerinin lütfu cömertliğinin birer şanıdır. Vermeye devam et. Bize de hamd etmeyi nasip et ya Rabbi. Bize mübarek dinini öğreten, hayatıyla rehberlik eden, gelmişlerin ve geleceklerin kıymetlisi, Rabbul Alemin olan senin, rahmeten bil alemin olarak gönderdiğin kutlar için sevgilimiz, rehberimiz, Efendimiz, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz'e, bütün mübarek ailesine, kutlu eshabına, tabiine, tabi tabiine, kıyamet gününe kadar ona tabi olacak bütün evladına, ahyarına, hepsine bizlerden salat ve selam ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Hz. İbrahim aleyhisselam Kabe inşa ettiğini biraz önce ifade ettiğim ayetle oğlu İsmail'le beraber dua etti. Burada bulunan değerli aziz cemaatimiz, kimisi işinden çıktı geldi, kimisi yolunu buraya düşürdü, kimisi istirahatinden çıkıp buraya geldi. Senin evlerinden bir ev olan şu mübarek camide ellerini açtı. Sabırla senin rahmet ve lütfunu dilemek için ibadet ile gayretini sergiledi. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın gayretini kabul edişin hatırına, Hz. İsmail'in buradaki duasına icabet edişin hatırına, şu değerli aziz cemaatimizle beraber bizim de ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, herkesten ancak kendi şanına yakışan şey istenir. Kasaptan meyve beklenmez, manavdan et beklenmez, fakirden cömertlik beklenmez. Ya Rabbi, sen Allah'sın, cömertler cömertsin. Oğul dediğin alem oldu,
yücel dedin, salih kulları yüceltti. Zelil ol dedin, facirler, fasıklar zelil oldu. Şu anda lütfen sen, şu saatte, şu vakitte, şu canımızı dolduran aziz cemaatimizin bütün maruzatlarına çözüme ulaştırsan, bütün sıkıntılarını üzerlerinden alsan, la şerefe, senin bir ortan yok ki ya Rabbi. Şu kullarımı aldım, sevdiğim kullarım arasına kattım desen, kim bunu yapamasın haşa diyebilir. Ya Rabbi, cömertliğini bize tattır. Rabbinin şefkatini bize göster. Şu aziz cemaatle beraber bizim çözüme ulaşmamış hiçbir sıkıntımızı bırakma ya Rabbi. Ya İlahi, Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın balın karnında kimsesiz ve çaresiz olarak yüklenmiş olduğu karanlıklarla beraber bir karanlık zamandayız. Bir yanda pandeminin musibeti, bir yanda ekonominin sorunları, bir yanda ailevi problemler, bir yanda gençlerin tasavvuru. Ya Rabbi, Yunus Peygamber, La ilahe illa ente subhanek, inni kuntu minez zalimin. Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Biz nefsimiz zulmettik ama kusursuz olan sensin dediğinde onu kurtardığın gibi karanlıktan bu aziz cemaatle beraber bizi de ümmeti Muhammed'i de karanlıklardan kurtar ya Rabbi. Ya İlahi, sen cemalim olan maddi manevi dertlerimiz var. Maddi dertlerimiz ayrı, manevi dertlerimiz ayrı. Belimizi göçüyor, omuzumuza ağırlık oluyor. Yüreğimize ağır geliyor. Ya İlahi, yastığa başımızı koyduğumuzda eşimiz bilmez ne çektiğimizi, sofraya oturduğumuzda evladı yerimiz bilmez neyi terle yüklendiğimizi, sen Allah'sın, her şeyi bilmektesin. Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'un zulmünden kaçarken, sarayın kenarında kalmış, şehirden çıkmanın yolunu ararken, ellerim sana açtığında, Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir diye ismi azamına yıkırmıştı. Rabbim senden gelecek her hayra muhtacım demişti. Biz de senden gelecek her hayra muhtacız. Hazreti Musa Aleyhisselam'a bu duanın bereketiyle Hazreti Şuayb Peygamber'in yanında iş verdi. İçimizde kim işsizse ona da helalinden iş ver ya Rabbi. Kim işinde problemliyse işine bu ismi azamın hatırına bereket ver ya Rabbi. Ya Rabbi, kimsesiz yalnızdı Şuayb Aleyhisselam'a damat ettin bu ismi azamla. İçimizde bekar kimse ona helalinden hayırlı kısmet bu ismi azam hatırına ihsan et ya Rabbi. Kim evliyse yuvasına da öyle huzurlu, bereketli bir huzur nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi, açsızdı, yemeği yoktu, açtı, açıktaydı. Şu ay peygamberin yanında kaynını doldurdun. Allah'ım karnımızı huzurla, helalle doldur ya Rabbi. Ya Rabbi, maddi manevi hastalıklarımız var. Hepsi sen cemal. Pandemiden hastane olanımız var. Hasta yakın olanımız var. Zihinsel olarak, kalbi olarak, bedeni olarak engelli olanlarımız var. Ya Rabbi, Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın ismi azamına, Rabbi enni messeni durru ve ente erhamur rahim. Rabbim bana bir musibet isabet etti. Sen merhametlerin en merhametlisin demesiyle hastalığından def etmenin hatırına bizden de def uref eyle ya Rabbi. Ya İlahi, bizleri dünyada da ahirette de yücelt. Hazreti Zekir Aleyhisselam ismi azamındaki gibi, Rabbi la tezerni ferden ben tekerim varisin. Rabbim beni yalnız başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısını gördün. Şu aziz cemaatimizle, eşleriyle, çocuklarıyla, Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta, Keşmir, Çeçenistan'da, Kazakistan'da, Urumcil'de, dünyanın her yerindeki mümin kardeşlerimizle, sen kimsesiz, çaresiz, yapayalnız bırakma ya Rabbi. Habib edin Mekke'den Medine'ye gideceği zaman, gece ona kuşu kurup suikastlar yapmaya çalıştıklarında, evinin kapısında bile suikastı attıklarında, şu anda Kabe'nin kapısında yazan İsra suresinin ayetlerince ismi azamını vermiştim. Onunla berabermiş gibi okuyoruz. Rabbi edhilni mudhala sıdkin ve ahricni muhrece sıdkin ve ce'ilni milledunke sultanın nasira. Ya Rabbi, gireceğimiz işimize, eşimize, mahallemize, evimize, binamıza, yurdumuza güvenlikle, emniyetle, huzurla, başarıyla girmemiz nasip et. Çıkacağımız yer evimizden, işimizden, camimizden, mahallemizden, sokağımızdan, neredense huzur ile, iman ile, İslam ile, hayır ile, bereket ile, kolaylıkla çıkmayı nasip et. Ve her zaman bize katından yardım ve yardımcılar lütfeyle Allah'ım. Eshab-ı Kehf 300 küsur sene korudun. Rabbena atina min ledunke rahme. Heyyi lena min emrine raşada dediler.
Roma imparatorlarına karşı da kurdum. Ya Rabbi bize de daim katından koruyucular var. Bizleri namazsız, niyazsız, dinsiz, imansız, kitapsız, Kur'ansız, vatansız, bayraksız, ezansız, nasipsiz, kısmetsiz, bereketsiz, iffetsiz, nasipsiz eyleme Allah'ım. Dünya ve ahiretin hayrını yaz bize Allah'ım. Lütuf ve bereketini ikram eyle Allah'ım. Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, görünür görünmez, bilinir bilinmez, her türlü afetten, her türlü musibetten şu aziz cemaatimizi ve bizleri koru ya Rabbi. Ya Rabbi, ömrümüzün geri kalanına hayır ver, huzur ver, işlerimize bereket, bilimlerimizde hayır, amellerimize ihlas, ahir ve akıbetimize güzellikler ver. Huzur dolu bir ömrün sonunda. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü. İman-ı kâmille emanet etsin ve beyin asili beyle. Kabrimizi pür nur eyle. Mahşer günü Efendimizin duayı ham sancağısına cem eyle. Havz-ı Kevser'den kana kana içmeyi nasip eyle. Amel defterimizi sağımızdan aldır. Sırat-ı yıldırım gibi geçtir. Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan bir kişi bile geride bırakmadan cemali bah kemalini seyrederek cennetlerine dahil olmayı nasip eyle. Vatanımızı, milletimizi, bilad-ı İslami'yi koru. Bizden razı ol. Şu kapıdan çıkmadan şu aziz cemaatin kalbinde olan tüm güzel dileklerini kabul et Allah'ım. Tüm korktuklarından da emin eyle ya Rabbi. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ahli ve sahbihi ve selleme teslimen kesire ve selamun ala mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم وكم وسيلة عبادة olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabımızda Âl-i İmrân Suresi'nin ilgili ayetlerinde Rabbimiz buyuruyor ki, de ki diyor Peygamberimize, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın, dilediğini yüceltirsin, dilediğini alçaltırsın. Güç senin elindedir ve ancak senin takdir ettiğin şey gerçekleşir. Ki o Allah ve bir Allah'tır ki geceyi gündüze geçirir, gündüzü geceye çevirir. Ölüden diriyi yaratır, diriden ölüyü yaratır. Ve dilediğini hesapsızca rızıklandırır. Peygamberimiz bu ayet okuduğunda, bu ayetler indiğinde Hendek Savaşı'nda Hendek'i kazıyordu 3500 hesabıyla. 5,5 kilometre uzunluğunda. Ben 54 defa Mekke Medine'de görev yaptım. Gözümde böyle canlanıyor. Orada 4,5 metre derinliğinde, 9 metre genişliğinde Hendek kazıldı. Sahabeleri ayırdı ayırdı kazıyorlardı. Bir kayaya denk geldiler, geçemediler. Efendimiz bu ayetle beraber kayaya bir vurdu, bir ışık çıktı. Allahu Ekber dedi. Sasanilerin bileziğini Şurakhan'ın elinde görüyorum. Bir daha Allahu Ekber dedi. Yemen'in fethini görüyorum dedi. Bir kere daha vurdu, kaya paramparça oldu. Ahmet İbni Hanbel'in müsteni diyor ki, Resulullah Aleyhisselam şu hadisi duydu. Dikkat görün. لَتُفْتَحَنَّ الْكُسْتَنْطِنِيَّ
فَلَنْ يَعْمَلَ اَمِيرُ وَاَمِيرُهَا وَلَنِيمَ الْجِنْفِ ذَٰلِكَ الْجِنْفِ Roma'nın başkenti İstanbul elbet fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir. Bunu söylediğinde Peygamberimiz açlıktan karnına taş bağlıyordu. Karşısında 10.000 kişilik Mekkeli müşrik vardı. Bir sahabe bile ya Resulallah bu şartlarda bu nasıl gerçekleşecek demedi. İman ettiler. Biraz önce okuduğum ayetlere iman ettiler. Şu gördüğümüz surlardan da Allah nasip etti. Fatih olarak onların izinden gelenler geldiler. Allah Azze ve Celle imanımızı böyle kuvvetli iman etsin. Peygamberimizin gösterdiği gibi fiili dualarımızı yapmayı nasip eylesin. Geçmişimizi bağışlasın. İstikbalde bize yine şerefler, zaferler, mücellikler, kahramanlıklar versin. Lütuf ve ihsanlarıyla bu milleti ümmetin başında büyük hizmetleriyle önder eylesin. İyilerin fethine, hayırların lütfuna, şerlerin define, Allah rızasına. Hoca o kadar konuştun. Kalbinde geçen bir duan vardı. Söylemedin diye kalbinizden geçen ne varsa Rabbim onu ihsan etsin için. El-Fatiha. Uzattıysam kusura bakmayınız. Ağzınıza sağlık, hepinizin sabrı dinlediniz. Adnan Şensoy. Memnun olun. Sabrınız için teşekkür ederim. Allah Rabbim Allah, Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Ömrünüzü bereketlendirsin. Allah sizden de razı olsun. Sizden de teşekkür ederim. Maşallah. Hakkınızı öyle gidin. Helal olsun. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Tamam, kabul Allah. Hacı baba. Hoş geldin Talha. Ne mi geldin?